Sıralar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Dersizliğine hoş geldiniz. Kimyasal tepkimelerle hesaplamalar. İkinci bölüm devam edeceğiz arkadaşlar. Formül bulma problemlerinden devam ediyoruz. Bu tür hesaplamalarda sorularda maddenin 1 molünün tepkimesinden oluşan maddeler belirlenir. Bakın 1 molünün tepkime denkliğinden yararlanılarak formül bulunur. Şimdi formülle ilgili bir basit kaba formülümüz var. Bir de molekül formülü, gerçek formülümüz var. Basit kaba formülü en sade halidir arkadaşlar formülün. Mesela CH2 daha sadeleştirilemez kaba formüldür. Ama bunun katları, mesela diyelim ki 2 ile çarptık. Şuradaki sayıları 2 ile çarptığımız zaman CH2H4 bu mesela molekül formüldür, gerçek formüldür. Çünkü sadeleşebilir. Elementlerin mol sayıları en küçük tam sayılarla yazılan, yani bir formülün en sade haline basit formül diyoruz. Bileşiği oluşturan elementlerin gerçek atom sayılarının verildiği, yani elementlerin mol sayılarının sadeleşmemiş halinin olduğu formül ise molekül formülü, gerçek formüldür arkadaşlar. Basit formülden molekül formüle bu şekilde geçebiliriz. Mesela biraz önce yaptığımız gibi CH2 çarpı 2 dersek burası CH2H4 olur. Bu gerçek formül, molekül formüldür. Şu CH2 basit formüldür, kaba formüldür. Bu konuyla ilgili soru çözelim. Sadece karbon ve hidrojen içeren bir bileşiğin 2.2 gramı yandığında normal şartlar altında 3.36 litre karbondioksit açığa çıkmaktadır. Bu bileşiğin basit formülü nedir? Şimdi buradan arkadaşlar karbon hidrojen olduğu için CXHCl diyelim. Oksijenle yanacak, karbondioksit çıkacak arkadaşlar. Oksijenle yanıp karbondioksit ve su açığa çıkar biliyorsunuz. Buradan X mol karbon çıktıysa, girdiyse arkadaşlar, buradan da X mol karbon çıkar. Şimdi karbonun burada litresi verilmiş. Bu kaç mol yapar? 1 molü kaç litreydi arkadaşlar? 22,4 litreydi. O zaman 3,36 litresi kaç mol yapar? İçler dışlar çarpımından 0,15 mol yaptığını görüyoruz. O zaman burası 0,15 moldür. Eğer burada 0,15 mol karbon varsa, burada da 0,15 mol karbon olmak zorundadır. Çünkü bakın başka yerde burada karbon yok, burada karbon yok. Karbon sadece burada. Giren karbonun mol atom sayısıyla buradaki çıkan karbonun mol atom sayısı aynı olacağı için şuradaki karbonun 0,15 mol olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. C0,15 diyebiliriz. Peki toplam 2.2 grammış. Karbonla hidrojenin toplamı o kadarmış. 0,15 mol karbon kaç gram yapar? N eşittir M bölü MA'dan 0.15 mol M bölü MA'sı karbonun 12. Burada M eşittir 1.8 gram karbon var. M karbon artı M hidrojen 2.2 grammış arkadaşlar. Peki karbon 1.8. Hidrojeni bilmek 2.2. Buradan M hidrojen kaç olur? 0.4 olur. Dolayısıyla hidrojenin de buradan 0.4 gram ama bu aynı zamanda mole de eşittir. Çünkü hidrojen 1 olduğu için N eşittir M bölü MA'dan 0.4 mol eşittir. Buraya 0.4 yazarsak bunları pozitif tam sayıya çevirdiğimiz zaman arkadaşlar C3H8 olur. Evet, bir grafik görmekteyiz arkadaşlar. X ve oksijenin tepkimeye girmesiyle karbondioksit ve su oluşmaktadır. Grafikteki bilgilere göre X'in formülü nedir? Şimdi mol sayısı zaman grafiğinde. Bakın X'in azaldığını görüyoruz. Oksijenin azaldığını görüyoruz. Ama karbondioksitin ve suyun arttığını görüyoruz. Demek ki X ile O2 giren maddelerdir. X artı O2 karbondioksit ile su da çıkan maddelerdir. Buna göre grafiğe göre verilen mollere bakarsak mesela X 0.8 molden 0.6'ya düşmüş. Ama tükenen ne kadar? 0.2 kadar. Biz biliyorsunuz tükenene göre işlem yapacağız. 0.2 mol X'ten tükenmiş. Oksijene bakıyorum. 0.4 mol tükenmiş. 0.4'müş. Bakın bitmiş arkadaşlar. Bir şey kalmamış. 0'a inmiş. Karbondioksit bakın yeşil olan
0,2 mol oluşmuş. Suya bakıyorum. 0,4 mol oluşmuş. Şimdi mol ile katsayılar orantılı olduğu için bunları ben tam sayıya çevirebilirim. Mesela tam sayıya çevirmek için bu 2 olur, 4 olur, 2 olur, 4 olur. Peki 1 molünün genelde formülünü bulduğumuz için formül bulmadan o zaman bunu 1'e çevirirsek yarısı olur. 1, şurası 2, burası 1, burası 2. Direkt bunlar katsayıları yerleştirirse arkadaşlar şurası 1 oldu, şurası 2 oldu, şurası 1 oldu, şurası 2 oldu. Şimdi bu tarafta kaç tane karbon var? Bir tane karbon var. Sağ tarafta bir tane karbon var. O zaman bu tarafta da bir tane karbon olması lazım. O zaman X'te bir tane ne var? Karbon var. Burada 4 tane hidrojen var. Sağ tarafta 4 hidrojen var. Ama bu tarafta hiç hidrojen yok. Demek ki X'te 4 tane de hidrojen var. Katsayısı 1 olduğu için H4 şeklinde yazacağız. Oksijen 2 tane burada var. 2 tane de burada var. Toplam 4 tane var. Burada da 4 tane var. Demek ki X'in içerisinde oksijen yok. Demek ki X eşittir arkadaşlar CH4'müş. Bu tür hesaplamalarda mol kütlesi istenen maddenin 1 molünün kütlesi bulunur. Zaten 1 molünün kütlesi neye eşitti arkadaşlar? Mol kütlesine eşitti. Hatta neydi birimi? Gram bölü moldü. (0.01 mol x^2 bileşiği 1.08 gramdır. X'in mol kütlesi nedir? Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi mol verilmiş, gram verilmiş. Peki o zaman bu bileşiğin biz mol kütlesini bulabilir miyiz? Buluruz. Formülümüz neydi? N eşittir m bölü ma formülüydü. Buradan n 0.01 m 1.08 bölü ma dersek buradan mol kütlesi 108 geliyor arkadaşlar. Yani x^2O5'in mol kütlesi 108'miş. Peki bize x lazım. X'in mol kütlesi lazım. 2 tane x var, 5 tane o var. Toplam neye eşitmiş? 108 eşitmiş. 2x artı 5 çarpı oksijen gördüğüm yere 16 yazarsam 108 ise buradan x eşittir arkadaşlar 14 gelir. Demek ki mol kütlesi 14'müş. Yukarıdaki tepkimede 3.2 gram XO2 ile 3.7 gram YOH2 tamamen birleşerek 6 gram YXO3 oluşturduklarına göre X ve Y elementlerinin mol kütleleri nedir denilmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. 3.2 gram XO2 var. 3.7 gram YOH2 var. 6 gram YXO3 var. Öyleyse kütlenin konumu kanunundan 3.2 gram artı 3.7 gram dersek burası ne yapar arkadaşlar? 6.9 yapar. Yani şu girenler 6.9'muş. Ürünlerde 6.9 olması lazım. YXO3'ün 6 olduğunu verildiğine göre demek ki H2O'nun 0.9 gram olduğunu buluruz. H2O'nun gramından molüne geçebilir miyiz? N eşittir neydi? M bölü MA'ydı arkadaşlar. Bu da 0.9 bölü 18 ise mol eşittir buradan 0.05 mol H2O olduğunu görürüz. Peki 0.05 mol H2O'muz varsa hemen şuradan XO2 bulabiliriz. Katsayılardan. Buranın katsayısı 1 iken buranın katsayısı da 1. Denklem denkleştirilmiş zaten arkadaşlar. O zaman bunun XO2'den de birebir oldukları için bakın katsayılardan XO2'nin de 0.05 mol olduğunu bulurum. Peki XO2'nin 3.2 gram olduğunu biliyorum. N eşittir M bölü MA'dan. 0.05 eşittir. M'i 3.2 gramdı. Bölü MA dersek arkadaşlar buradan MA'nın 64 geldiğini görürüz. Peki MA 64 ise XO2 64 ise X artı 2 çarpı oksijen gördüğüm yere 16 yazıyorum. Buradan 64'e eşitse x eşittir 32 gelir. Demek ki x'in mol kütlesi 32'ymiş arkadaşlar. Şimdi y'ninkini bulalım. Y'ninkini de aynı yöntemden şuradan bulabiliriz arkadaşlar. 3.7 gram bu da 0.05 mol. Şurayı sileyim. Artık burada işimiz kalmadı. Y için arkadaşlar 3.7 gramımız 0.05'i 3.7 grammış bölü MA diyorduk. N eşittir M bölü MA'dan. MA'sı
Buradan 74 gelir arkadaşlar. Yani YOH2'nin 74 geldiğini görüyoruz. Peki bu 74 ise Y artı oksijen 16, hidrojen 1, 17. 2 çarpı 17, 34 eşittir 74 ise Y eşittir 40. Demek ki X'in mol kütlesi 40, Y'nin mol kütlesi 40, X'in mol kütlesi 32 olarak bulunur. Karışım hesaplamalarında arkadaşlar, bu tür hesaplamalarda tek bilinmeyenli ya da iki bilinmeyenli denklem çözme yöntemi kullanılabilir. Yani bu işte birden fazla tepkime veren veya karışan sorularda, karışım sorularında uygulayacağımız yöntemi örnek vererek açıklayacağım. Bakın 10 gram bakırla çinko alaşımı, pirinç oluyor arkadaşlar. Bakır çinko alaşımı bir alaşımdır. Metal metal karışımlarına alaşım diyorduk. Hatırlatmış olalım burada. Homojen karışımlardır. Yeterince H2 ile tepkimeye girdiğinde normal şartlar altında 2,24 litre hidrojen gazı elde edildiğine göre alaşımdaki bakır kaç gramdır? Bu soruluyor arkadaşlar. Bakırın hidroklorik asitle tepkimeye girmediği söylenmiş. O zaman burada tepkimeye giren sadece çinkodur. Çinkonun da zaten tepkimesi bize verilmiş arkadaşlar. Buradan yola çıkarak işlem yapacağız. Yani bakırla çinkoyu biz HCl'ye attığımız zaman bakır tepkime vermeyecek. Sadece çinko tepkime verecek arkadaşlar. 2,24 litre kaç mol yapardı? 1 molü 22,4 litre ise 2,24 litresi kaç mol yapar? 0,1 mol yapar. Öyleyse hidrojen 0,1 mol ise şuradaki çinko da 0,1 mol olur. Neden? Katsayılardan. Bununki 1 iken bununki de 1. O zaman burası 0,1 ise burası da 0,1 mol olur. 0,1 mol çinkomuz var. Kaç gram yapar? N eşittir M bölü MA'dan arkadaşlar. Çinkonun da MA'sı 65 olduğu için de M buradan 6,5 gram gelir. 6,5 gram çinko var. Peki toplamları ne kadar? M bakır artı M çinko eşittir 10 gram. Çinkonun 6,5 olduğunu görüyoruz, değil mi? 6,5 gram bulmuştuk. 10'sa bakıra ne kalır buradan? 3,5 gram kalır. Demek ki bakırın kütlesi 3,5 grammış. Etilen ve bütan gazlarını içeren bir karışımın 0,3 molu yandığında aynı koşullarda 44 gram karbondioksit gazı oluşmaktadır. Karışımdaki Ca2H4 gazının kütlesi kaç gramdır denilmiş arkadaşlar. Hemen bunlar ayrı ayrı yakacağız arkadaşlar, unutmayın. C2H4 artı O2, bunu ayrı yakacağız. Bütanı ayrı yakacağız. Böyle beraber yakarsak arkadaşlar soru gitmiş olur. Yanlış çıkar. Buradan karbondioksit artı H2O, karbondioksit artı H2O çıktığını biliyoruz. Karbon hidrojen yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. Şunu denklemi denkleştirmemiz gerekiyor. 2 tane karbon var, o zaman burası 2 olur. 4 hidrojen var, burası 2 olur. Burada 6 var, burası 3 olur. Şurası 4 olur. 10 olduğu için burası 5 olur. 8, 5, 13, 13 bölü 2. Şimdi bu x mol ise bakın katsayılardan, şu katsayıdan burası 3x olur. Şu katsayıdan burası 2x olur. Burası 2x olur. Burası y olursa burası 13 bölü 2y olur. Burası 4y olur. Burası da 5y olur. Bize x artı y'nin 0,3 mol olduğu söylenmiş. X artı y 0,3. Peki karbondioksit ne kadar verilmiş? 2x artı 4y'si. Kaç mol olur arkadaşlar? 44 gram verilmiş. Karbondioksitin mol kütlesi kaç çıkıyor? Buradan bulalım. Karbon 12, oksijen 16. 2 tane var oksijen. 2 çarpı 16'dan burası 44 yapıyor. Pekala. Zaten 44 gram verilmiş. Demek ki kaç molmuş bu arkadaşlar? 1 molmuş. Burası da 1 olur. Buradan gerekli işlemleri yaptığımız zaman arkadaşlar, iki bilinmeyen denklemden x'in 0,1 geldiğini görürüz. 0,1 mol C2H4 kaç gram yapar? Bize çünkü C2H4'ün kütlesini soruyor. 2 tane C var, 4 tane H var. 2 çarpı 12 artı 4 çarpı 1'den burası 28 gram geldi. 28 gram bölü mol. 0,1 molmuş. N eşittir M bölü MA'dan. Burası 28 ise M eşittir 2,8 gram geldiğini görürüz arkadaşlar. Cevabımız 2,8'dir.
Yüzde verim hesaplamaları elde edilen ürün miktarı hesaplanan ürün miktarına eşitse tam verimli tepkimedir arkadaşlar. Bazen elde edilen ürün miktarı hesaplanan ürün miktarına eşit olmayabilir. Bunun sebebi yan ürünler oluşabilir. Ürünlerin bir kısmı tekrar başlangıçtaki maddeleri oluşturabilir. Tersinir tepkimelerde bu. Elde edilen ürünün saf olmayışı, saflaştırma yapılırken madde kaybı olması verimi düşürebilir. Tepkimenin oluştuğu basınç ve sıcaklık koşullarına bağlı olarak maddenin bir kısmı da tepkimeye girmeyebilir. Teorik kuramsal verim arkadaşlar sınırlayıcı bileşenin tamamen kullanılmasıyla oluşabilen ürün miktarıdır. Teorik verim bir tepkimede elde edebilecek en yüksek verimdir. Yani bizim hesapladığımız, beklediğimiz arkadaşlar aslında teorik verimdir. Ama gerçekleşen, bakın, ürünün uygulamada oluşan gerçek miktarıdır. Gerçek verim teorik verimden düşüktür. Yani biz %100 bekleriz ama mesela o %80 gelir, %90 gelir duruma göre. Dolayısıyla böyle bir denklemde, formülle de yüzde verimi hesaplayabiliriz veya oranttan da hesaplayabiliriz. Yukarıdaki tepkimeye göre 80 gram kalsiyum yeterince HCl ile tepkimeye girdiğinde normal şartlar altında 33,6 hidrojen gazı açığa çıkıyor. Bu tepkimenin verim yüzdesi nedir? Biz arkadaşlar 80 gramın hepsinin kullanıldığını kabul edelim. N eşittir M bölü MA'dan 80 bölü 40'tan 2 mol kalsiyum kullanılmış. Buradan 2 mol kullanılırsa bakın katsayılardan gidiyorum. Buradaki hidrojen ne kadar çıkar? Katsayılardan. Bunun katsayısı 1, bunun katsayısı 1. Denklem denk zaten arkadaşlar. O zaman bu 2 molsa bu da 2 moldur. Şimdi bizim beklediğimiz hesaplamalara göre yani teoride olması gereken kuramsal olan arkadaşlar 2 mol. Ama gerçekleşen kaç mol bakalım? 33,6 litre kaç mol yapar? 1 molü 22,4 litre ise 33,6 litre kaç mol olur arkadaşlar? 1,5 mol olur. Demek ki arkadaşlar 2 mol bekliyorduk biz. 2 molün 1,5 molünü ancak gerçekleştirebilmişiz. Verim olarak almışız. O zaman 100'ün ne kadarını alırız? İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman buradan %75 gelir arkadaşlar. 200 gram kalsiyum karbonat yeterince HCl ile tepkimeye girdiğinde normal şartlar altında 11,2 litre karbondioksit açığa çıkıyor. Bu tepkimenin verim yüzdesi nedir? Şimdi buradan arkadaşlar direkt tepkimeyi yazmadan şuradaki karbondan karbondioksit çıkacağı için karbon sularından yola çıkarak da bu soruyu çözebiliriz kolayca. Bu 200 gramın tamamen kullanıldığını kabul edersek N eşittir M bölü MA'dan 200 bölü bunun mol kütlesi 100 arkadaşlar. Buradan 2 mol kalsiyum karbonatın kullanıldığını görüyoruz. Peki karbon miktarları eşit olmak zorunda olduğu için tepkimeye girenlerle ürünler arasında 2 mol buradan kalsiyum karbonat girerken buradaki karbondioksit kaç mol olması lazım? 2 mol karbondioksit çıkışı beklenmeli. Yani beklenen bu. Peki ne kadar gerçekleşmiş bakalım. 11,2 litre. Bu da kaç mol yapar? 0,5 mol yapar. 1 mol 22,4 litre ise 11,2 litre 0,5 moldur. O zaman 2 molün 0,5 molü gerçekleştiyse 100'ün ne kadar gerçekleşir arkadaşlar? Buradan da %25 verim olduğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Saflık hesaplamalarında tepkimede saf olmayan madde kullanılıyorsa saf maddenin miktar belirlenir ve işlemler saf maddeye göre yapılır arkadaşlar. Örneğin 100 gramlık bir filizin %70'i demir ise 70 gram demir vardır denilebilir. Yani bu filiz bir karışımdır. Bunun %70'i ise 100'ün sadece 70'inin demir olduğunu buradan anlarız arkadaşlar. Şimdi şu soruyla konuyu özetlemiş olalım arkadaşlar. Yüzdelli ağırlıkta demek, yüzdelli saflık demek. Aynısı arkadaşlar, saflık ağırlık. Yukarıdaki tepkimeye göre 0,3 mol oksijen elde etmek için kütlece %50 aralıkta kaç gram potasyum klorat gerekir? Şimdi öncelikle biz bilinenden yola çıkaraktan arkadaşlar ürünlerden zaten birini biliyorsak diğerlerinden ne kadar kullanılmış gerçekten onları bulmuş oluruz. Şu katsayılardan oksijenden 0,3 mol oluşuyorsa şuradaki katsayıdan bakın bu 2 olduğu için 3'e 2 olduğu için bu 0,3 olduğundan burası da 0,2 mol potasyum klorat tepkimeye girmiş deriz arkadaşlar. Peki
0,2 mol potasyum klorat tepkimeye girmiş, gerçekleşmiş. Bu 0,2 molün yüzdelli saflıkta olduğunu biliyoruz. Normalde 100 gram madde varsa bunun 50'si saf arkadaşlar. O zaman bu 50 gram saf. Şu 0,2 mol potasyum klorat kaç gram yapıyor? Onu bir bulalım. N eşittir M bölü MA'dan. 0,2 eşittir M bölü 122,5'tan. Burası 24,5 gelir arkadaşlar. Öyleyse bizim saf olan kısım 24,5 gram. Yani 24,5 gram saf potasyum klorat varsa acaba başlangıçta %50'lik olan potasyum klorat kaçtır? Buradan gerekli işlemler yapıldığı zaman 49 geldiğini görürüz ve dolayısıyla 49 gram %50 saflıkta potasyum klorat gerekir diye söyleriz. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın.